Aslında son dönemde yapılan en ılımlı açıklamalara bakalım. Her iki tarafta her şeye rağmen yola birbirleriyle devam etmek istiyorlar. Ama o yola devamın şartları her iki taraf için de farklı mı? Bunu konuşacağız. TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Kaleağası ile merhabalar. Merhabalar Duygu. Şimdi bir hafıza tazelemekle başlamakta fayda var. Çünkü AB ile Türkiye nerede kalmıştı? Bir sene öncesini düşünelim. Arada dağlar kadar fark var. Vize serbestlisinden bahsediyorduk örneğin. Ama hem o hal süreci hem sonrasında referandum dönemindeki gerilim nedeniyle müzakere edilen neydi? Şimdi oraya dönmek ne kadar kolay olacak? Birkaç konu var ki bunları unuttuğumuz zaman analizler duygusal olur. Uluslararası ilişkilerde de duygusal analizler kaybeder. Dolayısıyla somut analiz temelinde ilerlemekte yarar var. Birincisi, üyesi olma yolunda kurumsal bir koridor içinde olduğumuz, bir yol içinde olduğumuz Avrupa Birliği değişiyor. Ve bu değişim bizim lehimize bir değişim. Brexit'in de tetiklediği bir tartışma var. Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa'nın geleceğiyle ilgili bir çalışma yaptı. Merkel Almanya'da ve yeni Cumhurbaşkanı Fransa'da Macron bu konuda hemfikir olduklarını söylediler. Gidişat daha esnek entegrasyonlu bir Avrupa Birliği yapısına doğru. Merkezinde daha federal bir Avrupa Birliği ve bunun da içinde yer aldığı geniş bir konfederal Avrupa Birliği ki orada daha esnek olarak üyelikler mümkün. Ama esnek derken tabii yanlış anlaşılmasın. Kopenhag siyasi kriterleri ve tek pazara uyum dahil buna. Bununla beraber. Şimdi böyle bir Avrupa için Türkiye'nin üyeliği tekrardan fizibilitesi olan bir konu haline geldi. Avrupa Birliği içindeki tartışmaları da duygusal olan, Türkiye'ye karşı ön yargılı olan tartışmaların da geçersizleşeceği. Çünkü çok çemberli bir yapıda, değişik şekillerde entegrasyon, kademeli olarak entegrasyon ama tabii hedef daima merkeze doğru olacak şekilde. Bu Türkiye'nin de önünü açıyor. Türkiye değil, Balkanlarında Sırbistan'dan Arnavutluğa kadar diğer ülkelerinde işte Norveç, İsviçre gibi henüz AB üye olmamış ülkelerinde ilişkilerinin önümüzdeki dönemde daha rahat bir kurumsal mühendislik içinde ele alınmasını mümkün kılıyor. Şimdi bu çok önemli. Yani geçmişteki AB değil, önümüzdeki AB'ye baktığımızda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için mümkün oluyor. Bunun için tekrardan birçok soruna rağmen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın görüşeceği isimler hem Juncker hem Tusk mealen son dönemde şöyle açıklamalar da yaptılar. Eğer biz Türkiye ile siyaseten son derece majör konularda görüş ayrılığında isek bunu bir ekonomik işbirliği ortaklık olarak da tesis edebiliriz. Acaba yani işin sonunda yine bu imtiyazlı ortaklık gibi bir formül mü bulunacak? İşte bu çok tehlikeli bir şey olur. Çünkü tam Avrupa Birliği önümüzdeki 5-10 yıl içinde esnek entegrasyona doğru gidiyor ve de bunun içinde dış çemberden, mevcut AB'nin dışında değil, içindeki esnek çemberde yer almak varken öyle bir ikinci sınıf duruma düşmek Türkiye için çok kötü olur. Kaldı ki geçmişe baktığımızda bunu bertaraf etmenin yolu çok basit. Ne zaman ki Türkiye demokrasi, insan hakları, özgürlükler toplumu, hukuk devleti, düşünce özgürlüğü konularında ileri gitmiş son 15 yılda, o zaman zaten hem Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde hem ekonomik çıkarlar açısından hem de zaten kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının demokratik itibarı açısından daima güçlenmiştir, ileri gitmiştir. Dolayısıyla bizim için Avrupa Birliği ile müzakerenin en önemli gücü nerede? Çok açık. Yakın tarih bunu çok iyi ispat ediyor. Böyle durumlarda Avrupa Birliği de Türkiye'nin hep önünü açmak durumunda kalmıştır. Bazen istemeyenler olsa bile, ön yargılılar olsa bile, haksızlık yapanlar olsa bile Türkiye bunları büyük gücüyle aşmasını bilmiştir. Demokrasinin, hukuk devleti olmanın, özgürlükler toplumunun verdiği. Şimdi dediğiniz konu çok ciddi bir konudur. Çünkü eğer öyle bir alışveriş ilişkisine düşerse Türkiye, demokrasi değerleri dışında, Avrupa Birliği'nin tam üyelik çerçevesi dışında, tekrar ediyorum, tam üyelik geçmişin tam üyeliği değil, yakında oluşmakta olan Avrupa Birliği'nin tam üyeliği, daha mümkün olan bir tam üyelik geçmişe göre, bunun dışına çıkarsa Türkiye, bakın orada çok ciddi bir sorun var. O da şu, mevcut gümrük birliğini daha fazla derinleştirmenin mümkün olmayacaktır. Öyle bir ortamda er veya geç sürdürülemez hale gelir. Çünkü kurumların içine yer alma, aşamalı olarak yer alma perspektifiniz ortadan
kaybolduğu zaman Türk Birliği çok ileri bir vakadı ki Brexit tartışması İngiltere zaten bu felaketi yaşayıp yönetememekte, bunun sorunu yaşamakta. Diğer taraftan bir serbest ticaret anlaşmasına geçilse müzakeresi çok uzun sürer. Avrupa parlamentoları ve Avrupa parlamentosu bizzat kendisi ve üye ülke parlamentolarının onaylaması gerekir. Bu da çok ciddi bir sorundur. Türkiye bir anda dünyada nerede olduğu belirsiz, ekonomik cazibesini daha da yitirmiş bir ülke haline gelir. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bugün sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil, onlarla ilişkimiz en derin, en büyük çıkarları içermekte. Demokrasi ve hukuk devleti özgürlüklerin üzerine tabii konuşuyorum bunları çünkü en önemli temel odur. Bunun üzerine zaten bu konuda itibarlı olan bir ülkeye dünya ekonomik aktörleri daima iltifat etmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri ve ticaret, turizm, teknoloji konuları, yatırım, istihdam yaratan konular, Türkiye'yi dünyada yükselten konuların hepsine baktığımızda işte o zaman Avrupa Birliği çok önemli ama Asya ülkeleri de çok önemli. Evet. Çin, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Körfez ülkeleri, Brezilya bunlar da Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri iyi olduğu zaman Türkiye'ye önem veriyorlar. Türkiye ile ilişkileri gelişiyor. Türkiye daha cazip oluyor onlar için. Avrupa'ya açılan çünkü büyük muazzam bir dünya haline geliyor Türkiye onlar için. Onlar için de Türkiye güçlendiğinde onlarla yani Çin'le, Afrika'yla, Orta Doğu'yla ilişkileri güçlendiği zaman da Türkiye'nin Avrupa'nın gözünde daha değerli oluyor. Şimdi bu formülü biz kullandık. Demokrasi ve insan hakları ve özgürlükler toplumu olma üzerine kullandık. Ve daima kazandık. Önümüzdeki dönemde de kazanmamak, bu formülü tekrardan işler kılmamak için hiçbir neden yok. Milli menfaatlerimiz bu noktada. Duygusallıkları aşaraktan, tabii ki iyi müzakere ederekten, haklı olduğumuz konularda sonuna kadar giderekten. Ama bunu daima itibarımız ve gücü, toplu, uluslararası gücümüz adına ve de demokratik değerlerimiz adına taviz vermeden yapmamız gerekiyor. Yakın tarih bu konuda bizim için son derece önemli, olumlu örnekler ve başarılarla dolu. Peki Bahadır Kalyağası çok çok teşekkür edelim. Tabii Brüksel'den gelecek mesajlar üzerine nerede kalmıştık, nasıl ilerleyeceğiz bunu bir kez daha konuşmak gerekecek.